Ekim 2020'de UKR Pets Export CEO'su Vadim Nozdra, Ukrayna ve Türkiye temsilcileri yeni ortak girişim ve garantili bir ilk sipariş konusunda karşılıklı yükümlülükler üzerinde anlaşmaya çalıştıklarını açıklamıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Geliştirme Vizyonu'na göre Savunma Bakanlığı'nın 12 yer kontrol istasyonu ile birlikte 48 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik etmeyi planladığı aktarılmıştı. Vadim Nozdra'ya göre Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın silahlı kuvvetlerin çeşitli birimlerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 48 adet SİHA'yı hizmete almayı planlıyor. 10 Nisan 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Bayraktar TB2 SİHA, Donbas bölgesinde bir keşif uçuşu gerçekleştirmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı ve Yardımcısı ve Milletvekili Yuriy Misaygin, Bayraktar TB2'nin Donbas bölgesinde keşif uçuşu gerçekleştirerek düşman unsurlarına ait çeşitli hedefler tespit ettiğini bildirmişti. TB2'nin uçuşu esnasında tespit ettiği hedefler arasında Pantsir S1 hava savunma füze sistemi, S-125 hava savunma füze sistemi, Tor hava savunma füze sistemi, obüs ve tankların olduğunu belirtmişti. Misaygın ek olarak yoldaşlar, bu ekipmanları geçit törenleri için Moskova'ya geri götürmenizi tavsiye ediyoruz. Yoksa daha fazla satın almanız gerekecek ifadesinde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde ise Rusya Başkan Yardımcısı Yuri Borisov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları satmaya devam etmesi halinde Ankara ile askeri teknoloji ilişkilerini gözden geçirmek zorunda kalacağını açıkladı. Gazetecilerin Rusya'nın Türkiye ile askeri teknoloji işbirliği İHA tedariklerinin devam etmesi durumunda devam edip etmeyeceği sorusuna her bir duruma özel olarak bakacağız açıklamasında bulunmuştu. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.